Merhaba, Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serhan Yenigün. Bugün de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamızla beraberiz. 2 haftada bir biliyorsunuz Yusuf hocamızla beraber piyasaları konuştuğumuz, genel makro gelişmeleri değerlendirdiğimiz videolar çekiyoruz. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Serhan Bey çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Jeopolitik riskler bir yandan altın fiyatlarını etkiliyor, bir yandan Fed'den gelen açıklamalar küresel likidite, küresel enflasyona, reel faizlerin durumuna çok hassasiyet gösterdiği için yine altın fiyatları üzerine etkili parametreler. Fakat benim orada gördüğüm Fed'den gelen şahin açıklamalara rağmen çok dirençli kalan bir altın fiyatları izliyoruz. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Evet, aslında şöyle çok uzun vadeli bir trend çizgisi çizdim. Neden çizdim bunu? Çünkü bu gerçekten iyi çalışan bir trend. Yani bu ve bunun izdüşümünden sürekli olarak tepki gelmiş altına, dediğiniz gibi dirençli olduğunun kanıtlarından bir tanesi. Yani bu çizgiyi, bu yükselen trend çizgisinin fiyatın aşağı geçmesine altın yatırımcıları, altını talep edenler bir türlü izin vermemişler. Ama diğer taraftan yukarıda da böyle çalışan bir çizgimiz vardı. Yani bu kadar uzun süreli değil ama gerçekten çok fazla test edilen şu çizgiyi ben çok yakından izlediğim çizgi, yukarıdan gelen çizgimiz. Şimdi bakın, bu da çok iyi çalışıyor. Gördüğünüz gibi hep test ediliyor ve oradan muazzam bir biçimde geri gelişler olmuş. Ve altın bu sıkışmadan, bu İki çizginin artık sıkıştığı yerden kendini yukarı atarak kurtulmuş ve buna da nedenin ne olduğunu biliyoruz. Rusya-Ukrayna gerginliği demeyeyim artık, savaşı. Bakın, oradan da çok ivmeli bir hareketle tarihi zirveye gitmişiz. Tabii çok hızlı bir gidiş söz konusu burada, 1800'ün altından 2075 seviyesine. Dolayısıyla onun bir dinlenmesini yaşıyor ki zaten savaş fiyatlaması da biraz etkisini yitirmiş durumda. Dinlenmesini yaşıyor ama dediğiniz gibi Fed'in bu kadar şahin açıklamasına rağmen çok da sert geri gelmiyor. Yataya girmiş durumdayız. O yüzden ben şöyle söyleyeyim. Artık dikkat edin, yukarıdaki kırmızı çizgi bir direnç çizgisi ve desteğe dönüştü artık kırıldığı için. Aşağıda da zaten yıllardır devam eden bir destek çizgisi var. Şu bölge duble, tabiri caizse duble destek. İki tane kuvvetli desteğin kesiştiği yer. O da 1820 seviyeleri. Dolayısıyla şunu orta uzun vade için söyleyebilirim. 1820 seviyeleri, yani buradaki kesişmenin olduğu bölge, aşağıya kalıcı bir biçimde kırılmadıkça, yani altında 3-5 gün kapanışlar görmedikçe, altında ben böyle bir çözülme, geri gelme vesaire şeyler beklemiyorum. Benim için kritik yer, altında gerçek bir trend dönüşü şuradaki kesişmenin altındaki kapanışlara bağlı. O yüzden ben orta uzun vade için böyle bir şey beklemiyorum, bunun altını görmedikçe. Ama kısa vade için burada gelişen yatay hareketinde bir müddet devam edeceğini düşünüyorum. Yani biraz şu Fed'in politikalarını bekle gör olarak değerlendireceğini düşünüyorum piyasanın. Çünkü sizin de dediğiniz gibi bunlar satın alınmış durumda. Yani iki tane 50 bas puanlık faiz artışı piyasa tarafından benimsenmiş durumda. Alışılmış durumda. O yüzden piyasa üzerinde küçük çaplı etkileri olabilir. İlla bir etkisi olabilir ama o da küçük çaplı olacaktır. Ben şu yatay hareketin bir süre devam edeceğini düşünüyorum. Bu anlamda da 1900 seviyesinin bir destek noktası olduğunu ve yukarıda da 1965 seviyesinin bir direnç noktası olduğunu, 1900 ile 1965 arasında salınacağımızı düşünüyorum kısa vadeli ons altında. Hocam şimdi büyük ihtimalle biz önümüzdeki aylar itibariyle düşündüğümüzde şunu biraz daha konuşmaya başlayacağız piyasa olarak. Fed faiz artırımlarını ne kadar yapacak değil de nerede artık durduracak? Yani 2,5'ta mı duracak, 3'te mi duracak? O sırada enflasyon ne olacak? Çünkü şu anda Amerika'da TÜFE %8, %7,9, %8 civarında, ÜFE %10'lar civarında. Ve yine bilanço küçültme sürecinde de bu küçültme sürecini nerede durduracak? Yani 2008'den beri bir bilanço genişlemesi var. Şimdi o başladığı seviyelere dönmesi yakın vade için zaten imkansız. 750 milyar dolardan 8 trilyon dolara çıkmış bir Fed bilançosundan bahsediyoruz. Dolayısıyla da özellikle altın fiyatları gibi
işte döviz piyasaları gibi, dolar TL, euro dolar politikası. Bunlarda orta uzun vadeli baktığımızda sizin de çizdiğiniz o çep geçmişten gelen desteklerin ya da dirençlerin test edileceği yerler, benim tahminimce işte Fed'in ne kadar bir artırım yaparak duracağı, nerede duracağı, bunların netleştiği dönemlere denk gelecek. Bu da minimum 6 ay, 9 ay, belki 1 yıllık bir zaman zarfı sonra göreceğimiz konular. Ama biz bu dönem içerisinde bu da biraz... bu videoları çekmeye devam edeceğiz. Yatırımcılarımız evet. Güncel görüşlerinizi, yorumlarımızı hep beraber takip edebilecek. Bu haftalık teşekkür ederiz. Ekleyecekleriniz yoksa vedalaşabiliriz artık izleyenler. Yani son cümlelerinize birkaç bir şey ekleyip vedalaşabiliriz. Hani bu da biraz enflasyonun seyrine bağlı ABD'de. Enflasyonda ki eğer bu yükseliş eğilimi durulur ve düşüş eğilimi başlarsa belki FED de orada bu işi biraz yavaşlatabilir, ama enflasyon böyle geldiği sürece mutlaka enflasyona bir darbe vurmak için sizin dediğiniz sertliğin ben yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum. Yatırımcıların bunlarla takip etmelerini öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yayındı yine. Çok sağ olun hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Yatırımcılarımıza yine şunu hatırlatmak istiyoruz. Yatırım Finansman YouTube kanalımızı takip eder, kanalımıza abone olur, bildirimleri de açarsanız içeriklerimizi yayınlandığı zaman anında görebilir, takip edebilirsiniz. Tüm yatırımcılarımıza bol kazançlı günler dileriz.